Eklim, Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, Sayın Gençlik Kurulları Genel Başkanım, Sayın Divan, hanımefendiler, basınımızın güzide mensupları ve siz değerli gençler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün Allah'a şükürler olsun şunu görüyoruz. 2015 yılı Haziran ayında yapılacak seçimde Kahta'mızın yine Allah'ın izniyle inşallah Sincir'i geçip ülke gündemine oturacak gün şu manzarada tam anlamıyla görülmekte. Ve sizleri cani gönülden tebrik ediyorum. Hepinizi tekrar saygı hürmetle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Çünkü değerli konuşmacılarımız var. Sayın Grup Başkan Vekilimiz var. Sayın Gençlik Kurulları Genel Başkanımız var. Sayın Milletvekilimiz var, İl Başkanımız var. Değerli gençler, değerli misafirler, hanımefendiler. Bizler 30 Mart'ta göreve geldikten sonra Allah hepinizden razı olsun. Biraz önce ilçe başkanım değindiler. %51 gibi bir oyla seçildi. %81.3 ile Cumhurbaşkanlığı seçimini Allah'a şükür olsun atlattık. Allah'a emanet, inşallah önümüzdeki genel seçimde de inşallah bunu %90'a doğru taşıyacağız Allah'a inşallah hep beraber. Bizler ekip arkadaşlarımızla beraber, bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber, bütün belediye çalışanlarımızla beraber, değerli arkadaşlar, Sayın Grup Başkan Vekilim, önümüze bir hedef koymuşuz. 2016 10. ayı geldiğinde Kahta'mız tertemiz hale gelecek. Şuna tekrar sizlerin huzurunda Sayın Grup Başkan Vekilimin, Sayın Milletvekilimin, Sayın Genel Başkan ve İl Başkanımın, ilçe başkanımızın sizlere tekrar söz veriyoruz. Allah'ınıza inşallah. 2016 10. ayı geldiğinde Kahta'nın Hurik'inden Şeyh Bağası'na kadar, hareketinden Gangeli'ne kadar, yalın ayakla gezildiğinde dahi ayağı tuz tutmayacak, çamur tutmayacak ve her taraf inşallah pırıl pırıl olacak. Allah'ınıza inşallah. Bakın, Kahta'nın en büyük sorunlarından bir tanesi su problemi. Ben sizlerin huzurunda Sayın Grup Başkan Vekilime ve Milletvekilime, İl Başkanıma teşekkür ediyorum. Bizim kredimiz onaylandı değerli arkadaşlar. Ve Kahta'nın Allah'ın inşallah bir asırlık su ihtiyacını karşılayacak şekilde bir proje hazırlandı. Bu 8-9 ay içerisinde durmadık. Bu projenin hayata geçirilmesi için Sayın Grup Başkan Vekilimiz, milletvekillerimiz ve il başkanımız her türlü desteği verdiler. Bütün projelerimiz de öyle. Ve Allah'a şükür inşallah bir 10-15 gün içerisinde yarışın Mayıs ayı içerisinde en genç gelip kazmaya başlayacaklar. Çünkü ayda 400 bin liranın üzerinde bir elektrik parası ödüyoruz. Çünkü elektrikler kesildiğindeki haftaya su akmıyor. Ve inşallah bu projemizde bir yıl içerisinde o suyu Kahta'ya akıtıp bir asırlık Allah'ınca inşallah su problemini çözmüş bulunacağız. Değerli gençler, bizlerin bu saatten sonra yapacağımız 2015 yılında yapacak seçimlere en güzel şekilde hazırlanmak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bir hedef koymuş. Yeni Türkiye, yeni güç, hedef 2023, hedef 2071. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedefe geceli gündüzlü çalışıp oy oranımızı %90'lara taşıyıp başta grup başkan vekilimizi, milletvekillerimizi ve ilçe başkanımızı, gençlik kurulları başkanımızı yumruğunun daha güçlü olması için çok çalışmamız lazım. Onun için biz kendilerine %90'a çıkaracak bir oyla Allah'ın izniyle inşallah 2015 seçimlerine hazır mıyız değerli arkadaşlar?
Allah razı olsun. Evet, ben sözlerimi fazla uzatmıyorum. Önceki Gençlik Kulları Başkanıma ve şu an seçilen, yeni seçilecek olan Fırat Kardeşime ve yönetimine ben başarılar diliyorum. Çünkü bundan sonraki süreç daha çok zor. Fırat Kardeşimiz ve inşallah Fırat Başkanımız ve yönetim kurulu kahtayı gençlik kadrosuyla beraber çok güzel bir çalışmalar yaparak önümüzdeki seçimlere çok güzel bir şekilde hazırlayacaklarına kendilerine güvenim tamdır. Ve kendilerine geceli gündüzlü günün 24 saati her türlü desteği vermeyi de sizlerin uzundan kendilerine söz veriyoruz.